rapor var. Onu da size hatırlatmak istiyorum. Mümkün olduğunca masalardaki gelişiniz, gelişmeniz, konuyu takip etmek için benim istedikleriniz olacak. Size sorular yönelteceğiz. O soruları masalarda aracılığıyla sağlayacağız. Bu toplantının onların böyle yarı raportörlük, yarı moderasyonla tercih cihazları var üniversitenin bir parçası olarak. Belki bazen onları başlarımız çekecek. O yüzden Ege Üniversitesi Gelecek Şurası'nı tartışıyoruz. Ege Üniversitesi'nde belki ilk, belki Türkiye'de de üniversitede akademisyenlerin bir araya gelip kendi üniversitesinin geleceğini tartıştığı ilk şura da olabilir. Bunu niye yapıyoruz? Türkiye dünyada ciddi bir ekonomik rekabet içerisinde ve yalnız. Ekonomi anlamında bu rekabette tek bir çıkış yolu var: eğitim, bilim ve fen. Bunu bütün dünyada biliyor, ülkemiz de biliyor. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi de bizim çıkış yolumuz eğitim. Böyle olunca da biz üniversiteler olarak iş dünyası bunu tartışırken, devlet büyükleri bunu tartışırken, çıkış yolu üniversite ise üniversitedeki akademisyenlerin üniversitenin geleceğine yönelik daha iyi bir eğitim için, daha iyi bir araştırma için, daha iyi bir uygulama için buna bizim ihtiyacımız var. Ve Türkiye'nin huzur güven ortamına ihtiyacımız var. Ege Üniversitesi'nde huzur güven ortamımız var. Ve çok ciddi bir akademik kadro var. 5000 kişilik bir akademik kadro. Bu akademik kadro hem bölgesine hem de Türkiye'nin geleceği olan gençlere daha iyi bir eğitim vermek için kendi içerisinde bu şurayla bir yol haritası, bir eylem planı, bir çalışma, bir platform oluşturdu. İşte bugün bütün akademisyenlerimiz İzmir'de belki de ilk ama İzmir ilkler şehri Türkiye'ye bir ışıkta olabilir. Üniversitedeki akademisyenlerimiz bu şurayla Türkiye'nin geleceğine belki de çok ciddi katkıda sunacak. Ben bu çalışmalarda bakın cumartesi pazar 6 aydır buradayız. Bütün akademisyenlerimiz hafta sonunda dahil rektör, dekanlarımız birlikte çalışıyoruz. Burada bir düşünce kuruluşuyla 2 aydır birlikte çalışıyoruz. Türkiye araştırmada Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın, TÜBİTAK'ın, Kalkınma Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkıları, destekleri, verileri doğrultusunda biz üniversite olarak daha fazla kamudan ve özel sektörden daha fazla araştırma fonu nasıl alabiliriz? Bunları tartışacağız. Ama bunu bizim kendi bakış açımızda değil de bir düşünce kuruluşunun da katkısıyla kendi birikimlerimizi de paylaşarak bir eyleme dönüştürmek istiyoruz. Aslında bir şey daha söyleyeceğim. Şu anda buradaki masadaki 1050 öğretim üyesi belki birçoğu aynı masada birbirine ilk kez oturuyor. Türkiye'de büyük üniversitelerde multidisipliner çalışma anlamında da birbirlerini tanımaları bu bizim tartışacağımız yol haritası anlamında da sanayiye, Ege bölgesine, Türkiye'ye ve İnsanlığa bir anlamda katkıda bulunmak anlamında birbirine tanışmalarını da çok önemsiyoruz. Sonuçlar çıkacak. Sonuçlar çıktıktan sonra bizim zaten Ege Üniversitesi olarak bir stratejik planımız var. Çünkü Ege Üniversitesi 2019'da araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Uluslararası ulaşan bir üniversite olma hedefi var. Bunları yapacak çok ciddi bir akademik kadroya sahip. Bunları da başarabileceğimizi düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanımız da bütün konuşmalarında üniversitelerden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından Türkiye'nin ekonomisine 2023-2051, 2073 vizyonlarına yönelik olarak çağrıda bulunuyor. Aslında bir anlamda Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına da İzmir'den, Ege Üniversitesi'nden bir kulak verme de diyebiliriz. Heterojenliği sağlarken cinsiyet, yaş, bölüm, fakülteki her rengin mümkün olduğunca bulunmasına çalıştım. Gerçekliği de bütün samimiyetiyle aktararak tartışmamızı aktaracağız. Sonra kampüs yaşamı, üniversite kültürü meselesi. Tartışmalarda şunu göreceğiz. Bizim sevdiğimiz iki erkek zaten kontraktında bir dönüşüm hikayesi de bundan sonra nasıl olması beklediğini olacak.
Yaptığınız işi en fazla... Bilgi toplumu, dijitalleşme ve endüstri 4.0 için 1'e, demografik dönüşüm için, demografik dönüşüm yüksek...